koskoca bir gün bitti, hala aramadın Can. Yangınlarda sen babasın. Sakin sakin konuşacaksın, değil mi? Neden aramıyorsun Banu? Neden beni aramıyorsun? Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Banu gidince iyice kapattı kendini odaya abim. Nasıl ya? Banu evi mi terk etti? Evet. Ya bugün buluşmasak olur mu? Abimi hiç yalnız bırakmak istemiyorum da. Tabii canım, tabii ki olur. Sen bak işine. Çok teşekkür ederim. Ha, tamam. Yarın konuşuruz o zaman. Şimdi kapatıyorum. İyi günler. Abicim, çok güzel bir kahvaltı hazırladım sana. Hadi gel otur. Sağ ol Esra, sağ ol da. Hiç canım istemiyor. Bir çay içeyim yeter. Madem ki ben seni ele vermedim, sen de gık demeyecek, kuryelik yapacaksın benim için. Anlaşıldı mı? Ya ben ne yapacağım? Tam her şey yoluna girmişken. Yıldız, nerelerdesin ya? Odandan da çıkmadın. Şimdi ben de gelecektim aşağı. Ha, iyi, merak ettik de. Annem bir bak dedi. Bir sorun yok değil mi? Yo, ben biraz odamı toplayayım dedim ondan. Gelirim şimdi. Hı, tamam. Bir sıkıntın var sandık. Neyse, ben aşağıdayım. Görüşürüz. Her şey senin yüzünden oldu. Dur bakalım, senin de sıran gelecek Pelin Hanım. Ne yapıyorsun? Hesap yapıyorum. Aa, niye, ne oldu ki? Ne oldusun var Gizem?
Engin'e olan borcumuzu ödemek için uğraşıyorum burada. İyi de Engin borcunu hemen istemiyor ki. Niye kasıyorsun bu kadar? Ben o herife borçlu kalmak istemiyorum çünkü. Ne olacak yani? Niye bu kadar zorluyorsun ki, anlamıyorum. Ya ne yapayım Gizem? Üstüne mi yatayım paranın? Parayı veren Engin olduğu için böyle yapıyorsun değil mi? Yardım etmeye çalışıyor. Ne yapsa suçu ya? Gizem, hadi zaten işin başımdan aşkın. Hadi abicim. Aman iyi ya. Bu aralar iki çift laf edilmiyor seninle de. Ne yaparsan yap. Canım, görüşelim mi bugün? Ben şimdi çıkamıyorum Şevket. Ofiste işlerim var. Gel de şu Yıldız'la ilgili konuşalım biraz. Abicim benim biraz işim... Mazeret, uydurma. Yıldız'la ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Tüm detaylarına kadar. Tamam abi. Geliyorum. Hoş geldin Engin Efendi. Merhaba. Var mı Tahsin'le ilgili bir gelişme? Yok. Bu senin için işte iyi bir gelişme değil, biliyorsun değil mi? Ben bu işlerden çok iyi anlarım. Yok, kadınların dilinden çok iyi anlarım. Hala tık yok bu. He? Ne yapacağız biz seninle? Biraz aksadı işler, farkındayım da halledeceğim abi. Ne zaman oldu? Hı? Biz bu ana kadar Tahsin gerçekten eceliyle ölmesin sakın. Bak, bu iş çok uzadı. Yukarıdakiler şimdi beni sıkıştırıyorlar ama yarın öbür gün senin başına ekşirlerse fena olur. Hayır demedi deme. Bitti mi? Sen söyleyeceksin. Bitti mi? Bir işi beceremedim be. Ya halledeceğiz dedik ya. İnşallah. Gidi. Ozan geldi mi? Geldi, tuvalette. Aa, hayret. Hemen çıkacakmış. Heveslemeyin yani. Vay gençler, ne habersiniz? Ben de sizi göreyim dedim, çıkacaktım. Aa, vallahi olmaz ya. Otur bir şeyler ikram edelim. Şakacı kuzen. Ya hayır, bir sizi göreyim dedim. Sonra kafeye gelmiyor, ilgilenmiyor olmasın diye. O zaman bak, bu böyle olmaz. Biraz babanı örnek al. Yani iş yapma şeklini, özenini demek istedi Özgür. Değil mi Özgür? Yani evet, bunda yanlış anlayacak bir durum yok. Adam dört kolla işine sarılıyor. Ya Ozancığım, hemen çıkmasan, bak ders çıkışı kafe kalabalık olur. Bize yardım et biraz. Hı? Tamam canım, ben de sizi çok seviyorum. İyi günler, görüşürüz. Ay Allah'ım ya, şampuan bile yok. Sabun var. Ay sakin ol bana Allah aşkına ya. Allah'ım. Neredeyim? Ay ne oldu? Neredeyim ya? Anne! Su ısınmıyor. Ha, ne var? Ya su diyorum, ısınmıyor. Aman! Söylemeyi unuttum, şofben bozuldu. Dur su ısıtayım sana. Isıtacak mısın? He? İstemiyorum. Bu nasıl bir ev ya? Bu nasıl bir ev?
Abi yapma böyle ne olur. Hadi iki lokma bir şeyler ye. Benim hatırım için olmaz mı? Ya Esra, Banu'nun yüzü hala aklımdan çıkmıyor. Yani bu kız nasıl böyle değişti anlamıyorum ben. Senin mutluluğun benim için her şeyden daha önemli abi. Belki de biraz zamana ihtiyacınız var. Kabul edelim ki Banu hiç kolay bir insan değil. Bir bu eksikti. Melih. Efendim Melih. Can merhaba. Ya rahatsız ettim kusura bakma. Emre'yi soracaktım merak ettim de malum hastaydı. Müsaitseniz görebilir miyim bugün? Emre iyi daha iyi de. Emre ile Banu annesine kadar gittiler. Oradalar yani. Öyle mi? Tamam o zaman. Ya tekrar kusura bakma rahatsız ettiğim için. Yok önemli değil. Hoşça kal. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Güzellik. Ah, Engin'cim. Ben Gizem'in yengesi. Ne oldu Gizem iyi mi? Bir şey mi oldu? Aman iyi yok bir şey. Canım benim ben seni başka bir şey için aradım da. Evet buyurun. Engin'cim ben çocuklar konuşurken kulak misafiri oldum da. Senin herhalde Sarp'la aran kötü değil mi? Evet var biraz sıkıntı da halledeceğiz. Canım benim ben şey diyorum yani yapabileceğim bir şey varsa yani elimden bir şey gelirse bu konuda sana yardım ederim diyecektim de. Eyvallah sağ olun. Ayol ben aşka çok saygı duyuyorum. Yani sonuçta ben de aşk kadınıyım canım benim. Ya, teşekkürler Berna ablacığım. Ben hallederim. Şimdi kapatmam lazım görüşürüz. Abla ne ayol? Sevimsiz. Allah Allah. Ya seni korkutmak istememiştim kusura bakma. Yok ya ben seni öyle aniden karşımda görünce korktum işte ya neyse. Evet dışarı çıkamayan Elif Hanım'ın ziyaretine çiçek gelmiş. Uzan bunlar çok güzel. Çok teşekkür ederim çok iyi geldi bunlar. Bunlar ne ki? Arka tarlayı aldım baştan sona çiçek ekeceğim. o ne? Bu ne? Twister. Bugün çok eğleneceğiz. Hadi o zaman. Geç içeri. Şu hale bak ya. Biz burada çalışalım. Ozan Bey bize söylemeye tenezzül bile etmedi. İşlerine koştursun. Haklısın vallahi. Ay ben de sinir oluyorum. Zırt pırt kayboluyor ortadan. Ya nereye gittiğini de söylemiyor. Yani söylese anlayacağım ama. Yok. Var bir şey. Ya iyice garipleşmeye başladı bu çocuk. Yani birlikte büyümesek bu benim tanıdığım Ozan değil diyeceğim. Belki de tanıdığın Ozan değildir artık. O ne demek şimdi? Bak aşkım. Bunu görüyor musun? Ne bu? Gemi. Evet. Ama öyle herhangi bir gemi değil. Uzay gemisi. Ya Meyve saçmalama yine ayrı bir kanala geçtin sen ya. Ay anlamıyorsun değil mi? Ama doğru. Sen de haklısın. Kabullenmek çok zor. Özgür, sana her şeyi itiraf etmenin zamanı geldi.
yapıyorsun anne? Efe'nin kitaplarının üzerine adını yazıyorum. Kendi yazısı kötüymüş de benden rica etti beyefendi. Sen dışarı mı çıkacaksın? Evet, Sarp'la görüşeceğim. Gelsene biraz konuşalım seninle. Gel otur. Ben dün Mustafa ile konuştum. Seninle ilgili... Benimle ilgili mi? Evet, seninle ilgili. Aslında bir şey anlatmadı. Ama bir tuhaflık var. Bir şey saklıyor gibi. Bak Yıldız'cığım, eski günler geride kaldı. Zor oldu ama evdeki herkesi ikna ettim senin değiştiğini. İyi bir insan olduğuna. Ben farkında olmadan kötü bir şey mi yaptım? Hayır hayır, yanlış bir şey yapmadın. Ama bir hata yapma, olur mu? Bunun sonuçları ikimiz için de kötü olur. Ben ne kadar şanslı olduğumun farkındayım. Bunun kıymetini bileceğim, söz veriyorum. Ben sadece uyarmak istedim seni. Sana güveniyorum. Evet, seni tutmayayım. Sarp'a selam söyle. Tamam. Nasıl gidiyor? Kontrol edeyim istedim. Bir yaramazlık yok değil mi? Yok, hayır, her şey yolunda. Malum ben biraz şaşkınım. Burada pek sıkıntısız gün geçirmeye alışkın değilim. Sevindim. Bak, bu arada bir aksilik çıkmazsa akşam seni dinlemeye gideceğim. Haberin olsun. Öyle mi? Teşekkür ederim, memnun olurum. Ben o zaman kapatayım artık. Seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Yok, estağfurullah. Yani ne bileyim, provam vardır. Şey yapıyorsunuzdur, repertuar. Doğru söyledim değil mi? Doğru dediniz. Tamam. O zaman akşam görüşmek üzere. Hayrola, ne bu hal? Kimle konuştun? Yüzüne bir renk gelmiş vallahi. Hiç canım, Mustafa Bey. Akşam beni dinlemeye geliyormuş da. İyi bakalım. Hadi hazırlanalım. Daha prova yapacağız. Kahveler de geldi. Kasım abim. Eline sağlık Şükran Hanım. Ben içmeyeceğim. Dönürüm. İstemem, ben de içmeyeceğim. Allah Allah. Kız Banu, gel de sen iç bari. Ah canım benim, hani sen bundan içmezdin? Neydi o adı? Hani sen filtre kahve içerdin, ne oldu şekerim? Ellerine sağlık Şükran teyze. Afiyet olsun canım. Sen neden geldin? Allah Allah, o ne biçim soru? Niye gelmeyeyim? O Esra kızla Melih arasında sanki bir şeyler dönüyor gibi. O gün de senin halin hiç hal değildi. Kız bana bak. Yoksa sen can damadı Melih için mi terk ediyorsun? Şükran teyze, senin şu turistler herhalde gitmedi hala ha? Temelli yerleştiler de sana acaba bizim mi haberimiz yok? Üstüme iyilik sağlık. Gidecekler, az kaldı. Hem sen ne demeye getiriyorsun? Ama ne diyecek canım? Keşke gitmeseler de sen hep burada kalsan diyor değil mi? Yo. Ayrıca sen hep demez misin evli evine, köylü köyüne diye? Ayrıca gördüğün gibi benim gitmeye hiç niyetim yok. Buraya daha fazla sığamıyoruz. Banu! Sen nasıl... Ne biçim laf ediyorsun sen ya? Yalan mı baba? Ne oldu senin o çok sevdiğin damadın aramadı hala? Neredeyse 2 gün geçti. Gerçi bizden kurtulduğunu düşünüyor herhalde.
Apır sapır konuşma. Kim bilir neler ettin de daha gelemedi çocuk. Yolu yok. Barışacaksınız. Can ben siz bir gün dayanamazdı. Hemen arkamdan gelirdi. Bak gelmedi hala. Gerçi herhalde benim burada daha fazla kalmam doğru değil. Kendime yeni bir ev bulmam lazım. Banu! Can oğlum gelecek. Sen de o gelene kadar burada kalacaksın. Evli barklı kadınsın. Ne demek el alemin evine gitmek? Can gelmeyecek baba. Ya ben de burada daha fazla kalamam anlasanıza. Ya buraya ait değilmişim gibi geliyor. Burası bana göre değilmiş gibi geliyor. Ne demek bana göre değil ya? Sen evini, ailenin yanını küçümsüyor mu? Yok anne, tam olarak öyle değil de. Ya sıcak su bile akmıyor evde. Oğlum da küçücük, odada sığamıyoruz işte. Sabiha! Alın torunumu, çıkın biraz, dolaşın. Biz konuşacağız. Baba... Banu! Sabrımı zorlama! Çıksanız hadi! Abi. Kusura bakma Esra. Sen burada mıydın? Ne oldu? Aramıyor işte. Bunca yılın sevgisi, emeği. Bitti. Demek buraya kadarmış. Abi yapma böyle, ne olur. Ya dedim ya, biraz zamana ihtiyacınız var. Böyle kestirip atmak en kolayı değil mi? Bilmiyorum. İnan ben de bilmiyorum. Hadi asma suratını. Gel abi kardeş, bir şeyler yapalım bugün ha. Ne dersin? Vallahi hiç havamda değilim Esra. İtiraz kabul etmiyorum. Hem söz vermiştin. Birlikte Kuğulu Park'a gidecektik. Unuttun mu? Ya hadi ama, kıracak mısın küçük kardeşini? Tamam öyle olsun. Ben hazırlanayım, çıkalım. Bir de kalkıp benimle konuşmak için okula geliyor. Rüya gözüme girecek. Ama ben yemem bu numaraları. Yer miyim Yıldız? Yemem. Başından beri ne mal olduğunu biliyorum ben o herifin. Ama tabii kabahat kimde? Kabahat Gizem'de. Benim kardeşimde. Neden o herife yüz veriyor ben anlamıyorum. Nasıl bir adam olduğu ortada. Yani diyorum ki Yıldız. Gizem Engin'le yapamaz. Ben haksız mıyım? Sarp'cığım, Gizem bence ne yaptığını biliyor. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Umarım öyledir. Ama fena kaptırdı kendini. Adamla yüz süsün teki çıktı ya. Açık açık konuşuyorum okulda. Uzak dur diyorum Gizem'den. Ama beni dinleyen yok ki. Sarp biraz abartmıyor musun? Abartıyor muyum? Ne yapayım Yıldız? Gizem Engin gibi herifle sevgili olsun, ben sesimi çıkartmayayım mı? Yok tabii, onu demek istemedim de. Mustafa ile konuşmaya gidiyorum. Benimle çalışacak mısın? Yoksa Mustafa'ya her şeyi anlatayım mı? Ne oluyor Yıldız? Kimden geldi mesaj? Ya Ozan, burada bu oyun 3 kişi oynanır yazıyor. Ya iyi de biz 2 kişiyiz. Yani oku kim çevirecek? Ya canım ne olacak, bir oku mu çeviremeyeceğiz? Hallederiz. Çok iddialısın bakıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim, iyi oynadım bu oyunu. O yüzden bu oyunu seçtim desene. Çok mu belli oldu? Neyse, nesini oynuyoruz? Yemek yapmacısı. Bugün pek aç kalmak istemiyorum. Ya Ozan çok kötüsün ya. Elifciğim, ben bu oyunu ilk oynadığımda herhalde sen daha ortaokula falan gidiyordun. Hadi başlayalım, önce sen. Sol ayak yeşil. Evet. Sol ayak yeşil.
Bravo. Hadi bakalım, sıra sende. Hadi bakalım. Hadi yavrum, güzel bir. İzleyeceksin bu videoları Özgür. Gerçeklerden kaçamazsın. Ya uzaylılarla yüzleşmek zorundasın. Ya Meveş bırak, trolleme ortalığı. Ben de oturmuş burada seni dinliyorum ya, hayret bir şey. Ya ama bak, ya kanıtlarla geliyorum sana ya, kanıt! Ya uzaylılar bizimleler. İçimizdeler. Hmm, evet, Ozan da uzaylı oldu. Yakında Mars'tan profil resmi çektirip internete koyacak. Aslında ya Ozan'ın bilgisayarını ele geçirebilirsek belki birkaç kanıt buluruz ha? Meveş, ne olur saçmalama. Ay, ya tamam. Diyelim ki ben saçmalıyorum. Senin daha geçerli bir teorin var mı? Ha? Hayır yani ne oldu da bu çocuk durup dururken birdenbire bambaşka birine dönüştü? Ne bileyim, vardır bir derdi. Öğreniriz. Ay. Ya öğrendik işte. Ya, uzaylıların parmağı var kesin. Ya bu ne ilk ne de son. Ay nasıl bu kadar ilgisiz olabiliyorsun? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin yan komşu var ya, kesin o da uzaylı. Hangisi? Ay, sürekli şu bahçeyle uğraşan amca. Çimler aracılığıyla uzaylılara mesaj gönderiyor. Ay, gül sen gül, çok komik. Ay nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun ya? Ya sen şimdi kesin piramitleri de Mısırlıların yaptığını düşünüyorsundur. Yani. Ya inanamıyorum ya. Anlaşıldı. Görmeden inanmayacaksın. Bende tam 25 DVD'lik bir set var uzaylılarla ilgili. Oturup hepsini teker teker izleyeceğiz. Ne? 25 DVD mi? İnsaf ya. Uzaylılar şakaya gelmez aşkı Tom. Bunu sen istedin. Ya ne güzel iyi anlaşmışsınız başlarda. Niye böyle oldu ki anlamıyorum. Yani abi canım sonuçta normal karşılamak lazım. Ha ben konuştum onunla bu arada. Aa ne zaman? Sarp hiçbir şey söylemedi, sen de anlatmıyorsun. Ya dedim böyle böyle, Gizem benim gözümün bebeği. Sen niye taş koyuyorsun bizim ilişkimize? Sana ters gelen ne dedim ya? Ne dedi? Aynı şeyler be güzelim. Abim pek fikrinden vazgeçecek gibi görünmüyor. Ha bu arada yenge aradı beni bugün. Aa o niye aradı, ne oluyor ki? Ya Sarp'la aranız bozukmuş, yardım edebileceğim bir şey var mı falan dedi. Ha bir de senin telefondan aradı ha. Ya kadına bak ya, delirtecek beni. Ben sorarım şimdi hesabı. Dur dur güzelim, sakin ol. Yani kötü bir niyeti yoktu canım, yardım etmeye çalışıyor sadece. Yardımı bassın ya, ona ne oluyor ki? Ben kaç defa dedim ona ya. Hem de benim telefonumdan. Ya dur şimdi karıştırma canım ortalığı, aile büyüğünüz sonuçta. Ya niye herkes sürekli aynı şeyi söylüyor? O benim ailemden değil. Ya şimdi gerek yok be güzelim. Karıştırma yani, boş ver ya. Görüyorsun değil mi ne kadar yalnızım o evde? Konuşacak, derdimi anlatacak kimsem yok resmen. Keşke baban hayatta olsaydı. O zaman daha farklı olurdu her şey. Korur kollardı seni. Üzülmene engel olurdu. Ama yok işte. Bence Sarp da babanız yerine koyuyor kendini. O yüzden sana karışma hakkını buluyor kendinde. Yani mevzu ben değilim. Bu hayatına kim girerse girsin böyle olacak. Ama ne yaparsın abi sonuçta. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Şevket. Sen ne biçim bir adamsın be? Ben seni buraya konuşmaya çağırmadım mı? Bu hesap kitap işi nereden çıktı şimdi? Abi kusura bakma. Bunları bu akşam kargoya vermem lazım. Muhasebeci bekliyor. Yarın son günmüş. O yüzden yani. Gören de holding işletiyorsun sanır. Mali müşavir misin oğlum sen? Abi öyle deme. Hani bizim de kendimize göre bir yoğunluğumuz var. Ben o yüzden dedim başka zaman geleyim diye. Şimdi halledeyim ki mekana geçerken kargolarım. Hadi. Kararını ver. Yoksa her şeyi anlatacağım. Zamanın kalmadı. Biraz daha allık sür de
Boya küpüne düştüğüm belli olsun. Kötü mü olmuş? Söyle vallahi hemen sileyim. Yok kızım yok. Birazcık takılayım dedim sana. Hiç böyle hevesli hevesli makyaj yaptığını görmedim de daha önce ondan. Kime bu hazırlık bakalım? Mustafa Bey'e mi yoksa? Ya ne alakası var ya? Bak bunun sırtı bol olmuş. Tabii canım. Ne alakası var? Bendeki de laf. Bak şuna. Kaç gündür ne var ne yoksa her şeyi anlattım işte baba. Canım çok acıyor. Hem de çok acıyor baba. Kızım. Bir kez olsun babanı can kulağıyla dinlemeni istiyorum. Kızdım. Bağırdım ama böyle olmayacak. Bana artık kızmayın baba. Baksanıza ne hale geldim. Benim en kıymetlim oldun sen hep. Üzdüm. Üzüldüm ama... Yine de yerim başka. Bende de, bu ailede de. Biliyorum. Sen dayanamazdın bana. Sonra sen de böyle. Açma hiç. Çok kötü günler gördük. Yeri geldi içimiz yandı. Yeri geldi başımız yere eğildi. Ama vazgeçmedik hiçbirbirimizden. Bu ev senin kızım. Senin mi aslan torunumun? Özür dilerim baba. Az önce söylediklerimde ben ciddi değildim. Boş ver geçmişi. Başın sıkışır. Çaren kalmazsa bu kapı sana ardına kadar açık kızım. Ama önce düşüneceksin. Zamanında benim yaptığım gibi öfkene yenilmeyeceksin. Ben zaten candan ayrılmak istemiyorum baba. Ama burnu biraz sürtsün diye buraya çıkıp geldim. O arar seni. Aramazsa da ben aratırım. Esas bundan sonrası önemli. Öyle yiyip bitirmeyeceksiniz birbirinizi. Ben kararlıyım. Eğer Can buraya gelirse ne âlâ. Hatasını anlayıp benden özür dileyecek. Ama eğer gelmezse... Kızım, erkek adam gururludur. Öyle kolay kolay özür dileyemez. Bilmiyorum işte baba. Keyfi bilir o zaman. Bizim evliliğimizin kurtulması Can'ın gelip benden özür dilemesine bağlı. Hatırlıyor musun? Küçükken ben bu kuğulara fena takmıştım kafayı. Hatırlamaz mıyım? Bir gün eve civciv getirmiştiniz. Ben onu büyüyünce kuğu olacak sanıyordum. Amma dalga geçmiştik seninle. Ben kuğu beklerken büyüyünce horoza dönüşmüştü. Tabii canım. Sen zavallı horoza bayağı bir süre kuğu muamelesi yapmıştın. İşe yaramadığını anlayınca da bir hafta odamdan çıkmamıştım. Ağlamaktan gözlerim şişmişti. Keşke... Bütün üzüntülerimiz, hayal kırıklıklarımız böyle olsaydı. Keşke her şey çocukluğumuzdaki gibi kalsaydı Esra. Ne oluyor Yıldız? Kimden geldi mesaj? Niye bana anlatmıyorsun? Sarp önemli bir şey değil. Söyledim ya. Dün telefonda konuşurken de bir tuhaftın. Dinlemedin bile beni. Şimdi de böyle davranıyorsun. Benden sakladığın bir şey mi var? Yok, olur mu öyle şey? Yıldız, sen bana güvenmiyor musun? Niye anlatmıyorsun bana? Sarp, ben sana bir şey soracağım. Geçmişimi biliyorsun. Nasıl bir insan olduğumu da. Ben yine o eski Yıldız olsaydım... ...beni sever miydin? Yine benimle sevgili olur muydun? Hayır. Olmazdım. Eski Yıldız'ı istesem de yapamazdım zaten. Doğru söylüyorsun aslında. Kendini babamın yerine koyuyor, o yüzden böyle davranıyor. Aynen. Yani bir otorite boşluğu var sonuçta. Sarp da onu doldurmaya çalışıyor.
Ama bu ileride evlendiğinde de böyle olacak. Her şeyine karışacak. Yok canım, o kadar da değil. Sarp öyle biri değildir. Vallahi bir erkek olarak bakınca mevzuya öyle gözüküyor. Hem ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Başınızda baba yok. Dayın desen yatağa mahkum. Yengen zaten terelerli. Bütün iş Sarp'a düşüyor. Ne yapayım? Ben de böyle talihsizim işte. Anne yok, baba yok. Bir Sarp var. Ama o da ne yapıyorsa beni düşündüğü için yapıyor. Aynı senin gibi. Zaten bu hayatta bir tek ikinize güveniyorum ben. Ama üzülme. O da yakında senin ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayacak. Bu iş böyle olmayacak. Başka bir yol bulmam lazım. Tahsin'e giden başka bir yol. Ay Ozan, ben duramıyorum galiba. Ya bak eğer senin yüzünden düşersem saymam ona göre. Canım merak etme, zaten düşersen de kafama düşeceksin. Allah Allah. Ya şu oka uzamam lazım fakat uzanamıyorum. Ya halime bak. Picasso'nun resimlerine benzerim resmen. Ya güldürme Ozan. Ya yamuldum resmen burada. Kendi bedenime yabancılaştım. Ya senin bacağın mı benim bacağım mı ha? Ya bak Ozan, güldürüyorsun, hile yapıyorsun. Böyle yaparsan düşersem saymayacağım. Canım, o da işte komik olmanın avantajları. Allah vergisi, ne yaparsın? Ozan, hadi çevir şunu artık. Bir dakika. Gel buraya. Ey ok. Pişt, sana diyorum oğlum, gelsene. Of ya. Ozan ne kadar şanslı. Kim bilir neler yaşamıştır. Keşke beni de ele geçirse uzaylılar. O kadar çok isterim ki. Buyur buradan yak. Bir de bu çıktı şimdi. Ay, fena mı olur? Hem bir sürü kanı toplarım. O zaman belki inanırsın var olduklarına. O biraz zor. Ay. Of Özgür ya. Ne inatçı çıktın sen de. Ya halk ozanlarımız bile inandı varlıklarına. Üzerine türküler, şarkılar yapıldı canım. Sen hala burada kurabiyelerle uğraş. Ya Meveş, ben sana inanamıyorum ya. Sen bilim insanısın. Nasıl böyle şeylere inanıyorsun? Uzaylılar da başlı başına bir bilim sayılır canım. Bilim değil canım, o bilim kurgu. Al işte. Bunların hepsi Spielberg'in yüzünden. Uzaylıların E.T.'den var olduğunu zanneden bir nesil yetiştirdi. Yazık size. Çok yazık. Peki, diyelim ki uzaylılar Ozan'ı ele geçirdi. Ki öyle. Neden Ozan? Neden sen değil? Neden ben değil? Neden Ozan? Evet ya. Neden Ozan? Neden sen değil? Neden ben değil? Neden Ozan? Tabii ya! Buldum! Bak, Ozan'ın kafasını düşün. Kafasını mı? Evet. Bak şimdi, dikkat ettiysen Ozan'ın kafası biraz fazla yuvarlak. Ya yüz yuvarlak. Şu kısmı da biraz böyle çıkıntılı gibi. Onlara yakın yani. Kesin bu yüzden. Evet. Bu yüzden. Sorma Banu ya. Şevket denen o adamı yıldız cadısı yüzünden tekrar görmek zorunda kaldım. Bir de çıkarken kiminle karşılaştın biliyor musun? Banu? Orada mısın? Ay buradayım. Dinliyorum. Biriyle karşılaştım diyordun. Kiminle? Hayatta tahmin edemezsin. Dayımla. Ne? Ne alaka ya? Orasını ben de bilmiyorum. Ama anlattım meseleyi. Merak etme. Yıldız sorununu ben çözeceğim diye söz verdi bana. İyi bari. Bak. Her şey yoluna girecek, merak etme. Keşke bir de benim için öyle olsa. Canım, sen de sıkma artık canını. Ya Can hatasını anlayıp af dileyecektir.
Belli ki öfkeyle söylenmiş sözler. Öfkeyle ya da değil. Çok ağrıma gitti. Ama hayatım, senin söylediklerin de az değil yani. Yenileri turlu şeyler söylememişsin. Of, bilmiyorum Pelin ya. Bildiğim tek şey, burada kalmaya devam edersem çıldıracağım. Ya Pelin, Emre ağlıyor. Ben şimdi kapatıyorum, sonra konuşuruz, tamam mı? Hadi öptüm. Olmaz Kazım. Yahu güzel konuş dedin, konuştum. İlla özür dileyecek benden diyor. Şaşırdım kaldım Sabiha. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Sen önce söyle bakalım. Banu'nun söyledikleri için Şükran'ın gönlünü aldın değil mi? Yani ikna edene kadar göbeğim çatladı. Çok üzülmüş kadın, kırılmış. Bugünler daha hiçbir şey Banu. Bana yaptığın her şey için kan kusturacağım sana. Şükran'ım çalışı değil bu. Anne kapıya baksana. Tamam bakıyorum. Can oğlum olmasın. İnşallah. Melih oğlum ne işin var burada? Sabiha teyze, ben oğlumu görmeye geldim. Can Banu'nun burada olduğunu söyledi de. Burada. Geldim. Senin bir işin var burada ya. Banu, ben oğlumu görmeye geldim. Benim burada olduğumu nereden biliyorsun o zaman? Sen beni mi takip ediyorsun? Ya niye takip edeyim seni? Can söyledi. Can mı? Evet. Evi terk ettiğimi de söyledin mi bari ha? Mutlu musun şimdi? Rahatladın mı? Ben evi terk ettiğini bilmiyordum. Gerçekten çok üzüldüm. Peki. Merhaba Kazım amca. Ben oğlumu görmeye geldim de. Hoş gelmişsin. Gerçekten haberin yok muydu? Hayır, ben gerçekten bilmiyordum. Burada öğrendim. Can, Banu ailesini ziyarete gitti demişti. Gerçekten çok üzüldüm. Sonuçta kendi oğlumun da huzurunu düşünmek zorundayım ben. Sen gerçekten bizim ayrılmamızı istemez miydin yani? Böyle bir şey niye isteyeyim Banu, deli misin? Bir aile kolay kurulmuyor. Bence bu kadar kolay vazgeçmemelisiniz. Al bakalım. Sağ ol canım. Abi, sana bir şey diyeceğim. Bak bana, geçmişte ne kadar çok hata yaptım. Ne kadar üzüldüm. Ama hepsi zamanla geçti. Hem ben senin yanındayım artık. Her şeyi birlikte atlatacağız. Biliyorum. Ben de senin yanındayım. Ve Esra, artık üzülmeni de, hata yapmanı da istemiyorum, anlıyor musun? Merak etme abicim. Her şey çok güzel olacak. Zamanla tüm yaralar sarılır, unutulur gider. Hayatta hiçbir şey aynı kalmıyor abi, bunu sakın unutma. Sıkı mı? Ya Füsun! Dikkatli olsana ya, canımı yaktın. Ne yapayım be? Dalmıştın yine öyle derinlere. Kimi düşünüyorsun? Hı? Mustafa Bey mi yoksa? Füsun. Adam bana abilik yapıyor, tamam mı? Koruyor, kolluyor, o kadar. Ben bilirim o abilik ayaklarını. Suna. Sen çok safsın ha. Kızım yani bir zamanlar yanında çalıştın diye kimse kimseye bu kadar ilgi alaka göstermez. Benden söylemez. İyiyse çıkar. Dikeyim. Yeter be. Son adet işini. Yeter. Abi ama... Bana bak, beni delirtme. Bu yıldız kimdir, nedir? Geçmişiyle ilgili ne biliyorsan anlat bana. Abi anlattım ya.
Ben Yıldız'ı... Oğlum, anlattıklarını zaten biliyoruz. Yeni neler öğrendin onu söyle bana. Tamam abi. Sakin ol. Her şeyi anlatacağım. Ben bu Yıldız'ı seviyorum. Eski Yıldız'a aynı şeyleri hissedemezdim. Evet, haklısın. Ne oluyor Yıldız? Sen niye sordun bana bu soruyu? Hiç, öylesine sordum. Benim bir mesaj atmam gerek Sarp. Sabaha kadar bekleyecek mi? Hı? Ne biliyorsun Yıldız hakkında anlat. Bak vallahi kötü olacak. Sen oyun mu oynuyorsun? Bırak şunu hadi bırak. Kusura bakma abi, çok önemli. İşle ilgili bir haber bekliyorum. Sıkıldım ama. Hallet işini. Sonra anlat bildiklerini. Harbiden kötü olacak. Ediyorum. Senin için çalışacağım. Elif. Demin ben... Ben içecek bir şeyler Elif'ten hoşlanıyorum. Zamansızlık var ya yanımda kalsan aslında çok daha.